Yani önce manifestoya bakalım, sonra 12 kişiyi mi entegre edelim diye soracaktım size. Şahane. Ben bu kitabı tamamen bunun için yazdım. Süper. O zaman buradan şöyle bir şeye varabiliyor muyuz? Film bir manifesto ama herkesin kendi manifestosu da oluyor. Yok. Bir defa filmin manifestosu protagonistin hikayesi üstüne kurulmadı. Evet. Protagonistteki dönüşümle ilgili bir manifesto olmadı. Bu filmin manifestosu olmadı. Ama 12 ayrı karakter yaratırken ve bunların dönüşümlerini koyarken onların kendi içinde kendi hayatlarının küçük manifestolarını koymak o karakterleri derinleştirir. Heh, ama filmimizin tamam, genel manifestosu hiçbirisi genel manifestosu olamaz. Çünkü şu önemli. Bir filme hangi unsuru koyacak olursak olalım, buna filmin posterindeki font da dahil, her şey manifestoya hizmet etmek zorunda ya, o 13 kişinin kendi küçük manifestoları da büyük manifestoya hizmet ediyorsa ancak var olabilir.